Bu ne? Witcher. Kobra'ya benziyor. Aman. Aman. Ustam. Error. Site çökmüş. Yeni oyun, yeni oyun. Bayağı bildin. Witcher 4 değil yani, yeni sıfırdan başlayacaklar. Başka bir seriye. Yani reboot değil. Yeni bir hikaye. Unreal Engine 5 ile yapılacakmış. Damn. Red Engine değil. Unreal Engine. Aa, açıldı site. Dur bir dakika. Fortnite Unreal Engine 5'e geçebilir ama Fortnite yaklaşık 6 ay önce falan geçti. Neymiş? This is the exact moment we are moving from Red Engine to Unreal Engine 5. Lan düşten. Epic Games'e anlaşma imzalamışlar. Sadece licensing değil, technical development of the Unreal Engine. Unreal Engine'in gelişiminde de şey yapacaklarmış. Yani kısaca motor olarak Red Engine'i tamamen bırakmışlar. Direkt Unreal Engine'in de gelişiminde destekte bulunacaklarmış. Ki motor gelişimi konusunda bu herifler iyi yani. Her ne kadar şeyde sıçsalar da. Hayır, bu arada Cyberpunk'a da devam edecekler. Hatta Cyberpunk expansion hakkında açıklama yapmışlar. Aynı zamanda Red Engine'i geliştirmeye devam ediyoruz. gelecek Cyberpunk expansion'larında kullanacağız diyor. Bir expansion değil, expansions yazıyor. Yo, expansion yazıyormuş. Bir tanesinde gelecekmişti. Ondan sonra salarlar zaten. Aynen, bu arada anlaşma sadece yani Unreal Engine'in lisansı değil, aynı zamanda Unreal Engine'in geliştirmesi ve bir sonraki iterasyonlarında da kullanılmak için yapılmış bir anlaşma. Yani kısaca Unreal Engine 6 falan çıktığında da biz bunları kullanmaya devam edeceğiz diyorlar. Cyberpunk Online iptal edildi, çok oldu bu herifler oğlum. Yo, bence de güzel anlaşma. Yani çünkü dediğim gibi bu herifler oyun motoru yapımında da kötü bir firma değil. Ama deneyimsizler. Özellikle yeni jenerasyonda deneyimsizler. Destek takımı olarak çalışmaları çok daha mantıklı. Çok daha işe yarar bir şey olur. Yani bu tweet arkadaşlar. Onu çok açık ve net söyleyeyim. Bu tweet yeni adam arıyoruz tweet'i. Hani trailer'la duyurmadılar belki ama yeni adam arıyoruz. Gelin. Gelin olacağız. Tweet'i. Şimdi bunu gördüm. Bu tweet marketing tweet'i. Şimdi dikkat edersen, we are not playing making this game to exclusive to one stone fraud. Timed exclusive dememişler. Teknik olarak timed exclusive demedikleri için 6 aylık yapabilirler. Bir de planning. Yok, hani evet, planning olduğu için şeyler değişebilir. Veya evet, yani bir storefront değiller. Ama mesela GOG artı Epic'te bir storefront. İki tane storefront oluyor. Tabii canım, minimum 4-5 sene uzaklıkta olan bir oyundan bahsediyoruz. Yani minimum 4-5 sene. Cyberpunk oyundan çok kar etti tabii oğlum. Cyberpunk en çok satan oyunlardan birisi oldu. Çok önce açıklamak ağızları yanmadım. Abi çok önce açıklamak zorundasın. Şirkete adam almak için, şirkete çalışan almak için oyunları erkenden açıklamak zorundasınız. Yoksa gelmiyorlar. Yani çünkü adam şey diyor, Cyberpunk'ta çalışmak istemiyorum. Herife de değmiyorsun ki. Hani iş ilanına başvurmuyor adam. O yüzden hani birçok oyun firması erken açıklar. Herkese Rockstar lüksü yok. Yo, Rockstar da lüks de değil ki. Rockstar da o problem çıkıyor. GTA 6'yı niye açıkladılar abi? Atladım. GTA 6'yı açıklamaların en büyük sebeplerinden birisi o. Çünkü oğlum kimse Rockstar'da da çalışmak istemiyor ki. Aynı GTA 5 üzerinde çalışacaksın. Yaratıcılık sıfır. Yani aynı üzerinde 8 sene çalışacaksın diye bir firmaya girmezsin. Bayıyor çünkü yani. İnsanlar nerede çalışmak istiyor? Yaratıcı olabileceği bir yerlerde. Oğlum kodlamadır, oyun dizayndır, carttır, curttur, hayvan gibi zor şeyler bunlar. Bir yerden sonra insanı yoruyor. Mental olarak yoruyor. Ama abi ismi var Rockstar. Arkadaşlar, Rockstar'ın oyuncu olarak ismi olabilir ama yapımcılar arasında Rockstar en sikko firmalardan birisi. Şu an son birkaç senede toparladılar ama yani 7-24 insanları çalıştırmasıyla ünlü bir yerden bahsediyoruz. Hani o sizin hayalinizde olan bir şey. Köpek gibi çalıştığım oyun firması var mı? Var olanlar ya. Tabii canım, Rockstar'ın oğlum şöyle bir şey var. Şirketten ayrılırsanız oyun yapımı süresince 6 senede çalışsanız size kredisi koymuyordu eskiden. Böyle bir firma yani. O yüzden hani iyi oyun çıkarması, iyi çalışmak için iyi bir firma olduğu manasına gelmiyor. Evet, Amazon var mesela, o çok güzel. Para veriyorlar, çalışmıyorsun. Tertemiz firma abi. Valve rahat bir şirket oğlum. Valve çalışması en rahat şirketlerden birisi.
Project Red'de çalışması kötü. Ya eh firmalardan birisiydi. Ya Project Red'deki en büyük sıkıntı management'ti. Çalışma ortamı değil, çıkış tarihi bilmem ne, chart onlardı. Valve 10 oyunun 11'ini iptal ediyor ama işte o da şu, o güzel bir şey oğlum. Yani kötü bir oyun çıkarmak, yani şey yapmak zorunda değiller. Birçok bu firmalar, oyun firmaları halka arz edilmiş firmalar. Halka arz edilince yani şeyi mutlu etmen lazım. Shareholder'larını, hani hissedarlarını mutlu etmek zorundasın. Hissedarlarını mutlu etmek için de paso bir şey çıkarman gerekiyor. Kaçta oyun iptal, oyun yapın iptal ediyor, koyar. Tamam da iptal kararını oyun yapan herif karar veriyor zaten. Şirket kabul etmiyor, şirket yapmıyor ki. Valve diye bir şirket yok çünkü. Yapımcılar var sadece. Abi ağzına soktun onu. Ağacım abi. Bu arada evet, iptal olması kötü bir şey değildir. Bir ürün kötüyse iptal edersin. Hatta daha psikolojik olarak daha rahattır. Çünkü yeni bir şey deneyebileceğinin yani şeyidir. Ooo, Game Director'ı şeyinmiş. Gwent'in Game Director'ını başına koymuşlar. Şeyin başına. CD Projekt Red'in. Yeterli mi? O adam iyi. O Jason abimiz iyi bir Game Director. Age of Empires'ı duyurur. Bir yerde bir yerde gösterirler. Bu Gran Turismo olayı bu arada hayvan gibi bir yor abi. Yani Gran Turismo olayı bu arada bayağı kötüye gidiyor. Gran Turismo'yu çok gömüyorlar ve haklı bir şekilde gömüyorlar açıkçası. Yanlış yorumlar olduğunu düşünmüyorum ben de aynı şekilde. Oyun dediğim gibi, hani size anlatmıştım ya, oyun oynadığınızda çok iyi bir simülasyon. Oyun oynatmıyor kendisini. Bir menü zaten ayrı bir problem. Üzerine biliyorsunuz iki gün önce serverlar kapalıydı direkt. Yani cuma günü galiba, yok perşembe günü serverlar kapandı bakım diye 2 saat bakım olacaktı. 1,5 gün sürdü bakım. Ve yani şöyle söyleyeyim, 2 gün sürdü bakım. 2 gün oyun kapalıydı ve yani server kapalıyken oyunu hiç oynamadıysanız, sadece bu, ben bir tane müzik modu göstermiştim ya size. Sadece o müzik modunu oynayabiliyorsunuz. Daha önce oynadıysanız da sadece AI'ye karşı pistlerde yarışabiliyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Araba alamıyorsunuz. Arabaları modifiye edemiyorsunuz. Hiç bok yapamıyorsunuz. Eğer online yoksa. Bu da yani bullshit bir şey. Oyunun %90'ı yok direkt, eğer online açmıyorsanız. Bu olay zaten negatif bir şey yaptı. Çünkü oyunu hafta sonu insanlar oynamak için aldı ve oynayamadı 2 gün boyunca. Üzerine bir de şöyle de bir problem oluyor. Bunu da geçtim. Üzerine de şöyle bir problem oluyor. Oyunda patch'ten sonra şeyi kısmışlar. Para kazanma ivmesini kısmışlar. Yani oyunda bir arabayı almak için işte 10 yarış yaptın, araba alabiliyordun gibi bir şey vardı. Yapamıyorsun artık onu. Yani bayağı bildiğin yapamıyorsun. Bayağı 2 katı 3 katı daha zorlaşmış. Direkt yapılmıyor yani şu anda, şey, yarışılmıyor. Ve işin kötü tarafı, krediyi satıyorlar parayla. Gerçek parayla satıyorlar. Yani kısaca diyorlar ki gerçek para ver. Ya çok kötü gözüküyor. $60'lık, $70'lık bir oyun için çok çirkin gözüküyor bu hareketler. Hiç hoş gözükmeyen bir şey. Evet. Şu anda o yüzden Metacritic skoru 2'ye çakıldı. Tabii elinde sonunda Metacritic'e çok şey yapmaya gerek yok. Elinde sonunda hani Metacritic'teki 2 skor vardır. Biri 10'dur, biri 0'dır. Arası yoktur da. Yine de. iRacing sarmadım ya, yok. Ya dediğim gibi çok iyi gitmiyor. Tişört kumaşını değiştireceğim. Evet.